olay yeri inceleme burada. Verileri topluyor komiser. Tamam. Bagajı açalım. Arkadaşlar anahtar. Bagajı açalım. Patlamadı lan. Ötüyor, patlayacak, kaçın.
Amca öldürülmüş. Ne? Amcayı öldürmüşler. Suikast. Başın sağ olsun. Suikastin kim tarafından yapıldığını öğrenmek istiyorum Kılıç. Polat Alemdar'la konuşmanız bitti mi? Gerçek şu ki sen demiştiniz. Gerçek ölüm Polat Alemdar. Gerçek şu ki sen testereyi öldürdün. Benim Necmi ile 30 yılım geçti. 30 yıl güvenmek için yeterli bir süredir. Ama yanılmamak için değil. Benim için şahıslar değil, sistem önemlidir. Benim sistemimde Polat Alemdar'a düşen görev, testlerinin yerini almaktır. Şimdilik konseyin içinde değilsin. Sadece bana bağlısın. Bu görevi bekliyordum. Tavsilatı sonra konuşuruz. Buyurun ben sizi geçireyim. Sakın bir daha Sayın Karahan'la söz vermeden konuşma. Sakın 30 yıl hukukun olmayan birine sakın deme. Çığlık attı. Burada olmanız yasak efendim. Benle ne alakası var? Çığlığı kim attı diyorum. Sorularınıza ben cevap veremem. Sen bir şey duymadın mı? Yukarıda kim var? Lütfen efendim. Bakacağım. Size yardımcı olamadığım için üzgünüm efendim. Burada birileri bağırıyor. Belki birilerini kesiyorsunuz. Aşağıdan yukarı çıkmak yasak oluyor. Benim evimde bana kim yasak koyacak? Babanız efendim.
Ne yaptığını anlamadım. Biz Polat'ı ne diye çağırdık, sen ne dedin? Kılıç, üstüme gelme. Üstüne geldiğim yok. Testere ölmedi dedik. Polat daha bir şey söylemeden sen testerenin ölümünü kabul ettin. Beni öldürdüğü için tebrik ettin, taltif ettin. Burada sana ve bana saygısızlık yaptı, göz yumdun. Benim kararlarımı mı sorguluyorsun Kılıç? Hayır, soruyorum. Neden? Sorulacak soru şu. Amca 30 yıl sonra karşıma çıktı. Ve neden, kim tarafından öldürüldü? Sen bana bunu söyle. Ben sana Polat'ı neden öldürtmeyip yükselttiğimi anlatayım. Baba, yukarıdaki kadın kim? Hoş geldiniz efendim. Abdurrey nerede? Çıktı abi. Arabayı hazırlayın Nevzat. Tek çıkacağım. Emredersin abi. Yolun sonuna geldik aslan amca. Testere sende, baron bende. Ali de Elif'te. Öğrenince ağzımı burnumu kıracak. Eski haline gelir belki. Memati, nasıl kendini vurdu? Dayı sen hastaneye yazın, Allah aşkına sorma. Tamam lan, anladık. Tez gelin. Bak Gülnet'i kürdüğüme. Kapıyı açıyor mu?
Ulan Erhan! Ne halt karışıyorsun orada? Zaten burnumdan soluyorum. Aç şu kapıyı. Lanet olsun yüzüne. Bismillah. Zaten kızın suratı parçalanmış. Bütün hastaneyi ayağa kaldırdı. Şimdi birileri gelecek, rezil olacağız. Vallahi bırakma. Ben seni kaç yıl sonra buldum biliyor musun? Dayım her zaman velvele yapar. Ya o kadar teşrik mesaimiz oldu. İsminizi bile şey yapmadınız. Üf, ne yapacaksın ismimi? Mesai dedim diye mi kırıldın gülüm? Gerçi ben sana gülüm demem. Gülün ömrü az olur. Güllü, gitmem lazım. Gitmek istiyorsan öldür öyle git. Ardından bakmazsam namert olayım. Her şey bitti artık. İstemiyorsan adını bilmezsem kahrolayım. Adım Gülümser. Ya Rabbim nasıl bir örgüm var? Ne örgüsü? Senin değil, Allah'ın örgüsü. Allah'ım o kadar büyük ki İstanbul'da kıyamet koparken bana cenneti yaşatıyor. Ne iş yapıyorsun? Canım senin yaptığın işin yanında biz ne yapacağız ki? Hizmet sektörü diyeceğim, yalan olacak. Sütlacım benim. Al bir kaşık daha. Ben öpmüşüm. Çığlığı kulağımdan gitmiyor baba. Ne demek sorma. Ayrıca burası nasıl benim evim? Düşünsene sen dolabını açıyorsun, karşına bir koruma çıkıyor. Bu gömleği alamazsınız diyor. Olur mu böyle şey? Safiye, şimdi hiç sırası değil. Cevap istiyorum. O kadın kim? O evde yaşayan tek kadın sizsiniz. O zaman az önce biri öldü. Hala tüylerim diken diken. Kızım, seninle konuşacağım. Ama şimdi değil. Ne zaman? Sonra. O zaman yanınızda oturacağım. Ya çok basit, korkuyorum. Korkacak bir şey yok. Buradan daha güvenli bir yer yok. Ancak hak vermelisin ki alışkanlıklarımı değiştirmem zaman istiyor. Özellikle her şeyin üst üste geldiği bu günlerde. Ne geliyor üst üste? Her şey. Safiye. Ben çağırana kadar lütfen odandan çıkma. Rica ediyorum. Nasıl bir bomba patladı? Ben camiden çıktım. Ta sesi oraya kadar geldi.
Bütün kuşlar muşlar uçtu. Ölü yaralı? Yok diyorlar ama o kadar ses çıksın, kimseye bir şey olmasın. O gün Galatasaray'daydım, İngiliz konsolosluğu patladığında. Ölü olmaz olur mu? Alo. Alo. Sakin. Sakin. Barona gidiyorum. Testere nerede diye soruyorlar. Bir telefon geliyor. Adamın amca söylüyor. Ben testere diye terfi ediyorum. Aslan'a geliyorum, dükkanı bombalanmış. Ulan Aslan Bey. Her şeyi yok edip ortalıktan kayboldun değil mi? Damar yolunu açın, tansiyonunu ve nabzını alın. Tamponu açın, acil piyasa cerrahı haber verin. Daha haberi yok mu? Hoca ameliyathanede bekliyor. Tamam çabuk. Doktor, iyileşecek mi? Hayatı tehlikesi yok. Kendini mi vurmuş? Niye ki? Bilmiyorum dayı. Dillendirmesinler Memati. Ölse murdar oldu, yaşasa korkudan eli titredi derler. Çocukların yanında dursunlar. Çikolata, şeker bir şey alsınlar. Oylasınlar işte. Tamam abi. Yeğenimin haberi var mı? Ziya Bey'e söylese söylese o söyler. Neredesin be adam? Efendim Memati. Abi nesin abla? Kendini buldu, hastanedeyiz. Hangi hastanedesiniz? Erhan'ın kaldığı hastanedeyiz abi. Tamam geliyorum. Polis gazeteci falan olmasın Memati. Ayarladım abi. Anladım efendim. Tabii. Biz savcı beyin talimatıyla olayı gerekli hassasiyetle soruşturacağız. Bombalar hususunda arkadaşlardan henüz tafsilatlı bir rapor gelmedi efendim. Tabii ki, tabii ki. Sizinle de koordineli çalışacağız. Hepimizin başı sağ olsun efendim. Müdürüm, kitapçının aracındaki mekanizmayla patlayan yerler arasında bağlantı var. Arkadaşlar 3 kez sinyal gönderildiğini tespit etmişler. Ancak sadece kitapçının dükkanının mahzenindeki patlamayla alaka kurabildik. Diğer 2 patlamayı henüz bağlayamadık. Bombanın tam açılımını istiyorum. Emredersiniz. Öldürülen şahıs kitapçı olması hasabıyla örgüt bağlantıları da araştırılıyor efendim. Gerekli şubelerde bu konuda çalışmalarını yapıyor. Cevat. Kitapçı değilmiş. Aslan Akbey bilinen isim. Şahıs Abbas Ustaoğlu. Kamu Güvenliği Teşkilatı diye bir birimin başıymış. İstihbaratçı mı müdürü? Ağa babası. Gel. Bir daha bana eksik bilgi verirlerse ne as tanırım ne üst tanırım. Ya o arabada da bomba olsaydı? Bir taşla iki kuş mu vuracaktınız? Bizi de mi götürecektiniz? Dünkü çocuk gibi konuşma pala. Adam kendini garantiye almış. Gizli yerlerini uçurmuş. Bakacağız. Olayın görgü tanığı 20 kişi var. Herkes ben gördüm der. Operasyon için teşekkür ederiz. Şimdilik sizin için bir görev yok. Rahatınıza bakın. Bir süre ortalıkta çok dolaşmayın. Biz gideceğimiz yeri, söyleyeceğimiz sözü biliriz. Siz rahat olun.
bizi düşünmeyin. İstanbul bizim mekanımız değil. Bize batar. Ne yapacağız Safiye'yi? Bir şey söylemek lazım. Çığlık duydum diyor. Dilara da ayağa kalktı diyor. 15 yıl sonra ilk ses, ilk diriliş. Kızının geldiğini mi hissetti? Kızı bugün gelmedi ki Kılıç. Ama bugün yerleşti. Artık kafam çatlayacak. Amca karşıma dikilip diyor ki kalemimi kırdın. Ama bende sana ait bir hazine var. Evden çıkar çıkmaz öldürülüyor. O sırada karşımda Polat var. Bu görevi bekliyordum diyen bir adam. Polat çıktıktan sonra Safiye giriyor, bir çığlık duyduğunu söylüyor. Hemen arkasından bir kağıt geliyor. Nergis Hanım'a bir şey oldu, ayağa kalkmaya çalıştı, yere düştü diye yazan bir kağıt. Tesadüfe inanmam dedim. Ama inanmak zorunda olduğum bir sürü tesadüf var Kılıç. Amca öleceğini biliyordu. Bizi bir numaralı zanlı yaptı. Peki Nergis? Nasıl olmuş? Abi ben oradaydım. Konuştuk çıktım. Yukarıdan silah sesi geldi. Ne konuştun Memati? Senin intikamımızı aldığını, testereyi öldürdüğünü söyledim abi. Bir, yaptığımızı bir daha asla konuşma. İki, eğer birinin intikamını aldıysak bunu gidip asla sahibine iletme ki yaşama hırsı olsun. Üç, Memati, kimin kızı olursa olsun o bir kadın. Haklısın abi. Biliyorum Memati. Bir deyince dedim ona kadar yolu var. Musa peygamber asasıyla Kızıldeniz'i yaracak ama sen bizi yekten suya attın yeğenim. Ne haber dayı? Erhan nasıl? O gülüne tükürdüğüm bir halt çeviriyor ama bu curcuna da çözemedim ipini. Abdülay nerede? Yoksa o ikisi mi bir şey karıştırdın? Abi sen gelene kadar Yahya Reis'e de haber verdim. İyi yapmışsın. Geçmiş olsun. Mevzu ne? Bir kaza olmuş. Silah patlamış. Nesrin Hanım yaralanmış. Ameliyatta. Ziya abi cezaevinde. Ziya abiye böyle anlatılmaz mevzu. Her şeyi bilmek ister. İyi. Nesrin konuştuğu zaman dinler, gider anlatırsın. Şimdi git eve sahip ol. Birisi bir kaza daha yapmasın, yoksa bana da anlatacak bir şey bulamazsın. Eyvallah. Polat'a haber vermek lazım. Aslan amca ile o da tanışmıştı. Durumu iyi. Kanamayı kontrol altına aldık. Elimizden gelen en iyi şekilde iz kalmamasına özen göstererek operasyonu tamamladık. Ne kadar zamanda iyileşecek? Tamamen iyileşmesi 3 ayı bulabilir. Hemen yarın ayağa kalkabilir. Ağızdan beslenmesi dikiş alma sürecinin akabinde olur. Ki bu da 10 günü geçmez. Psikolojisi? Onun için psikiyatr konsültasyonu isteyeceğiz.
Ne zaman görebiliriz? Kesin bir şey söyleyemem. Hakikaten ne yaptılar acaba? Ama bir iki gün içinde olabilir. Alo. Polat? Ne çıktı mezardan? Ne çıkacak Polat? Onun için aramadım. Hayırdır? Adli tıptayız Polat. Aslan amca ölmüş. Ardiye kitapçı. Ne amca? Aslan amca. Adli tıpa gelebilir misin? Gelirim. Öleceksin. Yeni bir yüz, yeni bir kimlik. Geçmişin silinecek. Ailen, yakınların, seni tanıyan herkes. Artık onlar yok. Hiçbiri yok. Anladın mı? Hiçbiri. Abi ne olmuş? Ölmüş. Kim ölmüş? Aslan amca ölmüş. Ben götürseydim. Kimse silemedi, sen silip attın. Ailen, yakınların, seni tanıyan herkes. Artık onlar yok. Kimsem yok. Hiçbiri yok. Anladın mı? Hiçbiri. Ben ne yapacağım şimdi? Sırlar insanı aldatır. Beni aldattın. Beni yarı yolda bıraktın, çektin gittin. Beni bir başıma sırlarınla bıraktın. İki kişinin bildiği sır değildir. Aslan amca ölmüş. Vardı ya kitapçı. Amcayı öldürmüşler. Suikast. Bizi yalnız bırak. Gerçek şu ki sen
yardım et. Sırların gömülü olduğu tek yer var. Amca muhakkak bir vasiyet bıraktı. Maktul, Türkiye'deki önemli insanlardan biri. İş yerinin patlaması neticesinde kendisine ait bilgi ve belgelerin çoğu tahrip olmuş. Ancak yaşadığı evi tespit ettik. Malumunuz, o evde devlet için önemli belgeler olması muhtemel. O yüzden eve girmek için izninizi talep ediyoruz. İstihbarat girmeden siz girin. Hiçbir delilin karartılmasına ya da kaybolmasına tahammülüm yok müdür bey. Hoş geldiniz efendim. Artık karanlıkta bir şey kalmayacak. Aç şu ışıkları. Emredersiniz efendim. Bütün dengeler alt üst oldu. Buradaki 4 kişi yeniden, başlangıçtaki gibi dengeleri yeniden kuracaktır. Hiçbir şey yapamazsak yeni bir dünya kurar, orada yerimizi alırız. Bizden istediğiniz nedir? İlk olarak senden yarın sabahtan geç olmamak üzere Hüsrev ile Ziya'nın tahliyesini istiyorum. Devlet gücünü bize gösterdi. Tutuklama zaten ağır bir tedbirdi. İtirazla büyük ihtimalle üst mahkeme Hüsrev ile Ziya abi tahliye edecektir. Devlet daha bize hiçbir şeyini göstermedi. Samuel, biz beceremezsek senin Aslan Akbey'i, yani amca kod adlı Abbas Ustaoğlu'nu kimin ya da kimlerin öldürdüğünü öğrenmeni istiyorum. Araştırmalara başladım efendim. Testere? 4 kişiyiz dedim Kılıç. Testere öldü. Artık ikimizin de bazı ölümleri kabul etmesi gerekiyor.
nasılsa, içindesin nasılsa, içindeyim nasılsa. Yine.